Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli FM TV izleyenlerimiz, hepiniz ailemize inciler programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Rabbim gününüzü, gecenizi mübarek, feyizli, bereketli eylesin. Rızasına uygun iman ve itikat üzere, ameli salih üzere yaşayıp yaşatabilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. İçinde bulunduğumuz kandil, Mevlid kandilini de hakkımızda hayırlara vesile eylesin. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine cümlemizi, cümlenizi nail eylesin inşallah. Onu hakkıyla anlayabilmeyi, hakkıyla bilebilmeyi Rabbim cümlemize nasibi müessir eylesin kıymetli izleyenlerimiz. Evet. Sen olmasaydın levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk buyrulan hakkında ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Bütün alemlere buyrulan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamaya, onun hayatından ibretler, dersler çıkarabilmeye bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Evet kıymetli izleyenlerimiz, hemen sizden gelen soru, görüş ve önerilerinize cevap verebilmemiz için hemen ben iletişim adreslerimizi, telefon numaralarımızı sizlere ulaştırmak istiyorum. 0530 234 0488 0530 234 0488 numaralı telefonumuzdan WhatsApp ya da Bip üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda 0216 488 0488 0216 488 0488 numaralı telefonumuzdan da bizlere arayarak ulaşabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet. Hemen ben sizden gelen sorularla programımıza devam ettirmek istiyorum. Selamun aleyküm hocam. Mevlid kandilinde Peygamber Efendimizin doğum günü o münasebetiyle nasıl o geceyi idrak etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Demiş bir izleyenimiz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veladeti, doğumu kainatın en önemli işidir. Peygamberimizin doğumu, dünyayı teşrifleri, şereflendirmeleri kainatın o zamana kadar gelmiş ve kıyamete kadar gelecek en önemli işidir. Peygamber kandil geceleri, mevlid kandilleri özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgimizin cuş ettiği, pekiştiği, çoğaldığı, coştuğu mübarek zaman dilimleridir. O sevilmedikçe, onun örnek şahsiyeti anlaşılmadıkça, anlatılmadıkça kainat daimi bir cahiliye, cehennemi hayat üzere devam ediyor demektir. Neyse kainattaki güzellikler, var olan güzellikler, o tamamı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e borçludur. Bütün felekler, bütün kainat, melekler, yerler, gökler, insler, cinler hepsi kendisinde olan güzelliklerin, faziletlerin, nimetlerin tamamını ona borçluyuz. Rabbim şefaatinden, yolundan, izinden, sünnetinden, ittibasından, itaatinden, onu canı gibi sevmekten bir an olsun hepimizi ayırmasın. Ayırmasın inşallah. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamberimizi, Peygamber aleyhisselamı, sahabeyi kiram efendilerimiz nasıl sevdiyse öyle sevebilmeyi, o sevgiyi bizlere ikram eylesin. Mevla Teala Habibini nasıl sevdiyse, Habibi Edibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mevla Teala Hazretlerini nasıl sevdiyse bize öyle sevgiyi İkram eylesin, ihsan eylesin. Çoluk çocuğumuzu da, nesillerimizi de peygamber aşığı eylesin.
Peygamber'e fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun, başım gözüm sana feda olsun diyen sahabe gibi peygamber aşığı eylesin çocuklarımızı inşallah Rabbimiz. Atası İbrahim, sonu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel. Müjde dostlar müjde, doğdu o güzel, başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir, her iki cihanın efendisidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil, gel sen de o gülün önünde eğil diyor şair. Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Kuddise Sürri Hazretleri de ne mümkün vasfolunmak ol Habibi. Ana vassaf hemen Allah garibi. Ana bihat salat kim ol tabibi. Bu vuslat derdinin oldu tabibi. Bu senlikten geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim buyuruyor. Yani onu övmek, onu vasfetmek, onun özelliklerini, güzelliklerini, sıfatlarını tam manasıyla tarif edebilmek ne mümkün? Yani tarif ettiğin şey senin kapasiten kadardır, ilmin kadardır, irfanın kadardır, bildiğin kadardır. Yani o peygamberi ancak sen kendi hafsalan kadar anlayabilir, anlatabilirsin. Ama o mudur, o kadar mıdır? Değil. Yani şimdi küçücük bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk, işte çok sevdiği bir şeyi tarif ederken, işte benim işte babam diyelim ki veya benim annem dev gibidir demesi mesela, onun bütün insanlardan dev gibi bir şey olmasını mı gerektirir? Yani onun tarifi ancak onun gibi bir şeydir. Yani onun hafsalası kadardır. O çocuğun annesini tarif etmesi, babasını tarif etmesi ya da sevdiği bir şey olan muhabbetini tarif etmesi ancak onun büyüyen ilmi kadardır, gelişen ilmi kadardır, irfanı kadardır. Ne zaman ki 3 yaşındaki söylediği şeyler, seni bu kadar seviyorum diyordu mesela çocuk. Annesine bir kulaç, bir sevgiden bahsediyordu. Halbuki o kulaç onun için belki her şeydi, en büyük sevgiydi. Ama o sevgi bu kadar mı sevgidir, yani anneye veya babaya olan sevgi ya da annenin babanın çocuğuna, evladına olan sevgisi, o sadece lisanen ağızdan dökülenler midir? Yani gerçekten iyi düşündüğümüz zaman bizim evlatlarımıza olan sevgimiz, anlayışımız, onlara karşı fedakarlığımız, teslimiyetimiz sadece onlara sevgimizi yansıttığımız kadar mıdır? Yoksa bunu yaşayarak, ruhumuzun derinliklerinde, hücrelerimizde, iliklerimizde hissederek mi yaşarız? Annelerimize, babalarımıza karşı evlatların sevgisi aynı değil midir? Yani sadece seni çok seviyorum demek midir yani sevginin ölçüsü, zirvesi? Bu ifadeyi aşan şeyler yok mudur? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi de aynıdır, tarifi de aynıdır. Tarif etmek bir yerde durmak demektir. Tarif edebiliyorsan o belli bir kalıp, kılıf, belli bir miktar içinde, belli bir idrak, anlayış içinde yapılan bir şey demektir. Yani onu anlatanın anlattığı idrak, kapasite ve kabiliyet çerçevesinde, ilim çerçevesinde, irfan, idrak çerçevesinde bir şeylerden bahsediyorsun demektir. Ama o mudur? Değil. Onu ancak onun Habibi, sevgilim, sevdim dediği Rabbi tarif eder. Ana vassaf hemen Allah karibi. Onun tarif edicisi, vasf edicisi, anlatıcısı ancak Allah'tır. Ana bihat o salat kim ol Habibi? Ona sonsuz salatu selam olsun. Ona sonsuz salatlar olsun. Her nefeste etturuku ilallah bi adedi enfasil halayık. Allah'a ulaştıran yollar mahlukatın sayısı, nefeslerinin sayısı adedincedir. Ama bu yolları, bu nefeslerin sayısını bize bildiren kimdir?
Allah'a giden yolların tarifini yapan en güzel o caddeye, Mevla'ya ulaştıran ana yola bizi koyan kimdir? Peygamberler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir bizim için. O olmasaydı biz Rabbimizi bilemezdik. Ma kunte tedri mel kitabu velel iman. Sen Habibim ne kitap tanırdın ne iman tanırdın. Annelerinizin karnından vallahu ahrecekum min buduni ummahatikum la ta'lemune şey'a. Hiçbir şey bilmediğiniz halde analarınızın karnından sizi Mevla dünya denilen mekana çıkardı. Yani anne tanımazdın, baba tanımazdın, dost tanımazdın, düşman tanımazdın. Ne yaptı? Hiç karnın da boştu, zihnin de boştu bilgi noktasında ve gıda noktasında. Ancak midenin gıdasını annenin sütü ama zihninin, kalbinin, beyninin gıdasını ise kim doyurdu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ile doldurdu, irfan ile doldurdu. Rabbini tanıtmakla, Kur'an'ı götürüp getirmekle bildirdi bize. Eğer o olmasaydı biz Allah'ımızı bilemezdik. Tanıyamazdık. Allah nasıl bir varlıktır? Bu kainatı kim yaratmıştır? Niçin yaratmıştır? Benim ona karşı vazifem, sorumluluğum ne? O sonsuz güç sahibi olanın gücünün idraki sonu nereye kadardır? Ya da benden ne istemiştir? Beni bu idrakin, kuvvetin sahibi olan Rabbim benden ne bekliyorduk diye bilemezdik. Bilemezdik. Bilemediğimiz için de ona iman edemezdik. İman olmayınca da sonuç dünya hayatının akıbeti, sonucu cehenneme kütük odun, yakıtı insanlar, yakıtı insanlar ve kudühennası tutuşturağı, çırası, petrolü, yakıtı insanlar vel hicara taşlar, kibrit taşları olan cehennemin ateşine malzeme olurduk Allah muhafaza. O yüzden hem kendimizi hem çocuk çocuğumuzu cehennemden korumamıza, korunmamıza, cennete layık olmamıza vesile bizim ancak Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmuştur. Peygamber bize ne getirmiştir? Peygamber bize cennetin yolunu getirmiştir. Cemalullah'ın yolunu getirmiştir. Bizi imansızlıklardan, küfür karanlıklarından imanın nuruna, rahmete gark edecek ilmi, anlayışı, bilgiyi, İslam'ı bize öğretmiştir. O olmasaydı neyle biz nasıl iman edebilecektik? Şimdi Cebrail aleyhisselam merak ediyor. Cebrail'e Efendimiz Cebrail aleyhisselamdan merak ediyor. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayeti inince. Ey dostum Cibril, Mevla Teala beni alemlere rahmet olarak vasıflandırdı. Bütün alemlere rahmet olduğumu beyan etti. Bu böyledir. Allah ne derse budur. Peki sana rahmet oluşum nasıl oldu? Cebrail'e peygamberin rahmet oluşu nasıldır diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam buyurdu ki ya Resulallah senin bana rahmet oluşun şu şekilde oldu. Mevla Teala Adem aleyhisselamın kalıbını, hamurunu yoğurup da ona secde etmesini cennetteki bütün meleklere, bütün yaratılmışlara emredince bütün melekler fesecedü illa iblis. Hepsi secde ettiler. Tahiyye secdesinde bulundular. Ancak iblis etmedi. Biz de baktık ki melekler olarak bu iblis bize 20 bin sene hocalık yaptı. Meleklerin reisliğini, cennetin önderliğini yaptı. Biz bunun kadar büyük bir zat olamaz diye bakardık ama bir de baktık ki bu kaymış. Allah'ın lanetine müstahak olmuş. İblis bu hale geldiyse sen de gelebilirsin, ben de gelebilirim, bu hale düşebiliriz. Demek ki kimse melekliğine de kelekliğine de güvenmeyecek tabiri caizse. Yani güvenmeyecek.
Bak melekti veya işte cennette iskan ediliyordu. İşte iblis ve taifesinden, tabi o zaman onlar da vardı cennette. Demek ki meleklere imamlık, önderlik yaptığı halde cennetten çıkarılabiliyorsa, rahmetten kovuluyorsa, lanete müstahak olabiliyorsa biz de bu duruma düşebiliriz. Ne ile? Edepsizlikle. Allah'ın emrini çiğnemekle bu hale düşmek varmış. Önümüzdeki ibretlik, iblisin vesikası bunu bize gösterdi. Hepimiz tir tir titriyoruz. Melekler olarak dedi Cebrail aleyhisselam. Ne zaman ki sen geldin ya Resulallah, aleme rahmet olarak gönderildin, bütün alemlere rahmet olarak gönderildin, bana da müjde olarak geldin. Sana gönderilen, sana indirilen o Kur'an'da Mevla Teala Hazretleri bana, benim hakkımda buyurdu ki, o zamana kadar korku, endişe, panik içinde yaşayan ben, benim hakkımda sana şöyle hitap etti. Habibim, nezele bihir ruhul emin. Habibim, biz bu Kur'an'ı sana emin bir ruh olan, emin, güvenilir, kaymaktan, cehenneme düşmekten, cennetten çıkarılmaktan, rahmetten kovulmaktan, lanete maruz kalmaktan, lanete uğramaktan korunmuş. Bu emin deyince artık hepsi girer bunun içine. Allah bir kimsenin hakkında Allah emin demişse, o artık rahmetten kovulmaktan emindir. Lanete uğramaktan emindir, cehenneme girmekten emindir, cennetten çıkmaktan emindir dedim. Yani Allah benim hakkımda sana bu ayetle birlikte, sana Habibim o Kur'an'ı emin bir ruh olan Cebrail getirmiştir buyurunca, ben dedim ki tamam, Allah benim hakkımda bu şehadeti bana yeter. Demek ki benim kaymam, caymam, bıkmam, yısam, usanmam, ondan sonra rahmetten kovulmam, cehenneme düşmem söz konusu olmaz. Çünkü Allah bunu vaat etmiş oldu diye o korkumu, endişemi neye çevirdin? Ümide döndürdün. Senin de bana rahmet oluşun böyle oldu ya Resulallah buyurdu Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peki Cebrail aleyhisselama veya diğer cinlere, insanlara veya diğer işte meleklere Efendimiz sonsuz rahmet sahibi. Bize nasıl rahmet? Hiç düşündün mü? Peygamber bana nasıl rahmet oldu? Biz Peygamber aleyhissalatu vesselama neler borçluyuz? Hiç düşündük mü? Şimdi bir düşün bakayım. İslam'ın geldiği yıllarda İran nereye tapıyordu? Ateşe tapıyordu. Bizans putperest, putperest şirkin içinde, insanı bile kendisine ilah edinecek, heykellere tapacak, onlara olağanüstü gökler, güçler tanıyacak. Bir takım işte Yunan tanrıları, göklerin, yerlerin, işte aşkın, üzüntünün, belanın, musibetin veya mutluluğun, huzurun, üzüntünün, doğa olaylarının ayrı ayrı ilahları var zannederlerdi. Böyle işte falanca tanrı gelmiş de gazaplıymış da bugün hava bulutlu, yağmurlu, fırtınalı. İşte bugün bilmem aşk tanrıçası bilmem ne gelmiş de ne yapmış? Bugün hava o galip gelmiş, hava iyi falan. Böyle putperestlik içinde. Hindistan, Çin, o taraflar ne içindeydiler? İneğe tapan, Brahman anlayışında. Jokiye denilen bir sınıf. Beri taraftan bakıyorsun, dünyanın bir tarafına, Arap Yarımadası'na baktığın zaman zaten putlara tapan tam bir şirkin içinde yüzüyordular. Türkler de şaman dinine o zaman mensuptu. Yani işte kımız içen, at sütüyle karışık, kanla karışık bir şey, bir içki. Ondan sonra gök tanrısı diye bir tanrıya inanan, yer tanrısı diye bir tanrıya inanan veya işte bir takım yetkileri sınırlı veya sınırsız bir takım güçlere itikad eden, Allah'tan başka tabii ki, veya Allah'ın yerine koyarak bir din mensubu idiler. Şimdi peygamber geldi, İranlılar
Hazreti Ömer zamanında Müslüman olduğu ateşperestlikten, mecusilikten, ateşe tapmaktan Allah'a tapmaya ehli sünnet çizgisine döndüler. Daha sonra tekrar işte o Şia zihniyetine büründüler. Orayı geçiyorum ama iman etti. Ne yaptılar? Ateşe tapmaktan kurtuldular. Peygamber'e bir iman borçları var. Peygamber onları cehennemden kurtarıp cennete ulaştıracak imanı gösterdiği için onlar peygambere borçlular. Öteki taraftan Bizans'ın, Avrupa'nın, Anadolu'nun o günkü şartlarda putperestleri, onlar da kendileri cehenneme kütük olacak iken ölümle cehennem aralarında, yani cehenneme gitmelerine mani sadece bir ölümleri iken, onlar da iman etmeleri sebebiyle ne yaptı? Müslüman oldular, cennete layık pırıl pırıl insanlar oldular. Beri taraftan Hindular, baktığın zaman Hindu, işte ineğe tapan, fareye tapan vesaire vesaire şeylere yönelen insanlar da, onların içinden de nice binler, milyonlar Müslüman oldu mu? Oldu. İşte onlar da peygambere din borçlular, iman borçlular, cennet borçlular. Yani bu elde ettikleri güzellik ne varsa, imanları sebebiyle, mümin olmaları sebebiyle peygambere bu imanı borçlu olduklarından onlar da inekperestlikten kurtulmuş oldu. Biz Türkler de ne olduk? Yani bir kurdun ululuğuna, gök tanrının işte yüceliğine, yer tanrının bilmem işte şusuna busuna inanırken kendi kafamıza göre bir din oluşturup efsaneleri din yerine koymuşken, bizim de kurda, kuşa tapmaktan, köpeğe, şuna buna tapmaktan veya başka batıl dinlerin etkisinde, mesela Çin'in, Avrupa'nın etkisinde kalarak, yani Moğollar böyle oldu. Ne yaptılar? İşte her dinden bir şeyler aldılar. Gene putperestlik mantığı üzere devam ettiler. Bu şekilde cehenneme kütük olabilirdik. Öyle kalsaydık. Peygamber bilmeseydik, iman bilemezdik. İman bilemeyince de cennete giremezdik. Cehennemden kurtulamazdık. Öyleyse bizler de yani peygambere bir iman borçluyuz. Cennet ikramının bize hediyesini getiren, bahşişini bize, müjdesini veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Din borçluyuz peygambere. Yoksa batıl dinlerden nasıl kurtulacaktın? Allah'ı nasıl bilecektik? Nasıl tanıyacaktık? Ona nasıl ibadet edecektik? İnsanın bunu düşünmesi lazım. Ha işte hocam öyle kalsaydık. Öyle kalsaydın da kıpkızıl kafir, kıpkızıl kütük olarak devam edecektin. Yanan ve yakan. Hem kendi yanan hem kendi başkasında yakan bir yakıt olarak devam edecektik. Allah muhafaza. O zaman bize peygamber din getirdi. Peygamber iman getirdi. Peygamber bize cennet getirdi. Peygamber bizi bütün kötülüklerden arındıran hikmetini getirdi. O yüzden ona sonsuz salatu selamlar olsun. Sonsuz ana bi hat selam. Bu vuslat derdinin olduğu tabibi, Allah'a kavuşma derdinin de tabibi, doktoru, ilacı, şifası, kaynağı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bu senlikten geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. Sen de olmaz, ben demek de olmaz. Senden ne çıkar sen desen, benden ne çıkar ben desem, senlik benlikten geçeceğiz. Senlikten geçmeden, benlikten geçmeden Mevla'nın yolu bulunmaz. Mevla tanınmaz, bilinmez. Ona hakkıyla ibadet, kulluk edilmez. O yüzden aşık imdi varlığın ver yokluğa. Yokluk içinde sana varlık doğa. Kendi zakir, kendi mezkür kendini. Ara bul kendin, kendinde kendini. Bulamazsın. Bulamazsın. O yüzden Allah'ı bilmek isteyen ne yapacak? Peygamberi bulacak, bilecek, peygamberi tanıyacak. Onun dostlarının yolundan, izinden ayrılmayacak. Bu günler, bu geceler, peygamberin doğumunun idrak edildiği günler ve geceler tabii ki çok önemli. Ancak dünyanın en büyük şahit olduğu
en büyük önemli, en önemli işi Efendimizin, kainatın en önemli işidir Efendimizin dünyayı şereflendirmeleri, doğumu. Ancak biz bunu kutlarken sadece bir merasim, karnaval, panayır kutlar gibi artık önceki senelerde defler, neyler, çalgılar, çengiler, kadınlar, erkekler, paneller bilmem neler derken tamam peygamber anlatılıyor ama yani yan yana kadın erkek bir araya geldiği mekanlar, salonlarda kadınların erkeklere hitap ettiği, erkeklerin kadınları seyrettiği, izlediği, dinlediği programlarda adı dini program. Peygamberin anıldığı ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada olsaydı böyle bir programı tasvip etmezdi. Kadın erkek yan yana, göz göze, diz dize birbirini dinleyerek, birbirini söyleyerek birbirine müsaade etmediği, hayatındayken bunları bir ölçüye koyduğu anlayıştan uzak bir merasim. Bu değil. Bir karnaval havasında, bir festival havasında peygamberi yad etmek değil. Davul zurnalarla, dömbeleklerle, bilmem nelerle. Yani müzik zevkini tatmin ederek, müzik zevkini, o hani ruhun gıdası, açlığı falan diyoruz ya, ruhun gıdasıysa madem, haşa, öyle bir şey değil de, demek ki açlığıdır müzik. Aç, yani ruh müziğe açtır. Halbuki ruh değildir o, ruh değil, nefis, nefis o, nefis. Müzik nefsin gıdasıdır. Nefis ancak günah olan şeylere açtır. Allah'ın sevdiği şeylere aç. Aç olan nefis mutmainne, safiye, radiye, merdiye mertebesindeki nefistir. Artık o nefis o mertebeleri, makamları geçtikten sonra senin eğlenceden aldığın zevkten, o ibadetten alıyor o zevki. Senin yeme içmeden aldığın zevki o ibadetten alıyor demektir. O nefis. Yani sen ibadet kaşığını yere koyamıyorsun. Hani bir insan çok aç olduğunda diyor Efendimiz, Efendi Hazretlerimiz, çok aç olduğunda, çok da sevdiği bir yemek nefis bir şekilde önüne konulduğu zaman nasıl ki o kaşığı koyamaz, yedikçe yer, yedikçe yer, ondan sonra zevken yer, bir de ihtiyacı var, aç kalmış o kadar. İşte insan nefsini mutmain ettiği zaman, nefsini pak ettiği zaman ibadet kaşığını yere koyamaz. Çünkü o nefis artık Allah'ın varlığında, nurunda yok olmuş. Allah'ın nurunda nurlanmış, münevver olmuş. O yüzden onun gıdası ibadet olmuş. Yoksa senin nefsin, böyle sokaktaki adamın nefsi neden anlar ya? Ancak günahtan anlar. Günahtan zevk duyar. Günah. Onda zevk var, bunda zevk var, onda işte iştiyak var, keyif var zanneder. Zanneder. Ama anlık her biri. İçki içerken, zinayı yaparken veya uyuşturucuyu kullanırken, haramı işte başka aramları yaparken anlık bir zevk var. Ama onun sonunda ebedi pişmanlık var. Bunu görmez. Anlık zevk için ebedi hayatını ateşe atar bu nefis. Ama ne zaman ki mutmainne olur, o zaman ebedi zevki yakalar. Anlık değil, ebedi zevkin, o dimağın hakiki zevki, lezzeti nereden aldığını idrak etmiş olur. Rabbim bize kundakla kefen arasında idrak ettiğimiz, yaşadığımız şu hayatımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği güzelliklerden zevk alabilme kabiliyetini bizlere nasip ve müyesser eylesin kıymetli izleyenlerimiz. Peygamberin sevgisinin ispatı neyle olur diye soruyor bir izleyenimiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgisinin ispatı lafla olmaz. Lafla, biz ehli haliz, namzeti istikbaliz, delil ister hüccet gösteririz. Biz ehli haliz. Hal ehliysen öyle lafla olmaz. Lafı güzaf, lafla peynir gemisi yürümez. İddia lazım, delil lazım, iddiayı destekleyen delil lazım.
O delil de nedir? Biz ehli haliz, Edirne'de yatan Seyfettin Hazretleri mi kabri başında yazıyor bu beyit. Namzeti istikbaliz, geleceğin namzeti biziz. Delil ister, hüccet gösteririz diyor. Delil neyle ispat olur peygamber sevgisi? Habibim, kul, Habibim söyle, duyur, ilan et tarafından kullarıma. Rabbimin hitabı, kelamı, buyruğu, fermanıdır diye duyur kullarıma diyor Mevla Teala. İn küntüm tuhibbunallah. Eğer Allah'ı seviyor iddiasında iseniz, seviyorsanız fettebiuni yuhibbukumullah. Bana uyacaksınız. Bana tabi olacaksınız. Peygambere uyacaksınız. Peygamber ne dediyse aynı şeyi diyeceksin. Peygamber neyi yaptıysa aynısını yapacaksın. Peygamberin neyi tarifini yaptıysa aynı. Hocam işte tamam aynısını kabul ettik. Öyle değil. Senin şimdi peygamberin bir konuda fikri var. Senin kafanda ayrı bir fikir var. Olmaz. Peygamberin bir konuda beyanatı var. Bu böyledir. Bu hakikattir diye bir ifadesi var. Senin ayrı bir ifaden var. Olmaz. Bu şimdi peygamber ittibası, sevgisi değildir. Peygamber bir şey söylemiş, sen şimdi zaman zemin diye kıvırmalara başlamışsın. Bu böyle bir peygamber sevgisi yok. Peygambere sevginin ispatı onun getirdiği esaslara uymakla, onun sevenin sevdiğinin isteklerini yerine getirmekle olur. Sevginin ispatı sevdiğinde yok olmak, sevdiğinde hiçbir fenalık görmemek. Hiç, yani görememek. Onda yok olduğun zaman, bir zamanlar böyle bir adam vardı, ne oldu denilmesi gibi. Yok, ondan eser kalmaması. Sevdiğinin isteklerini yerine getirmek, sevmediği şeyleri yerine getirmemek, kaçmak. Sevginin ispatı bu. Yani peygamberin sevgisinin ispatı lafla değil, onun sevdiği şeyler neler, tarif ettiği güzellikler neler, olmasını istediği şeyleri yap, neyse onu yapan adam demektir. Peygamberin bana bunu mu demiş? Bağış üstüne. Sünnetmiş, hadismiş, bilmem neymiş, işte farzmış, vacipmiş, ayrım yok. Peygamber demiş mi ya? Peygamber buyurmuş mu? Bunu yapın. Keşke diyor Abdullah, ne güzel adam ama bir de teheccüd kılsaydı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hakkında. Hazreti Ömer'in oğlu. Çok güzel adam ama bir de teheccüd kılsaydı. Bunu duyduğu an iş bitmiştir Abdullah İbni Ömer hakkında. Niye? Daha teheccüdü bıraktığı vaki değil. Çünkü peygamber benim için en güzelini düşünür. Levla en eşukka ala ümmeti le emertuhum bisivaki. Eğer ümmetime zorluk vereceğini bilmeseydim, sıkıntıya düşeceğini bilmeseydim, onlara misvakı her namazda emrederdim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her namazda, her abdest alışlarında misvaklanmalarını emrederdim. Ama bulamazlar, yapamazlar, kaçırırlar. Tembellik, gevşeklik olur. O zaman da bir emir vacip olunca onun cezası onlara terettüp eder üzerlerine diye emretmedim. Şimdi sana bana ne düşer? Peygamber benim hakkımda neyi düşündüyse, en güzel ne demişse onu en güzel şekliyle icra etmek düşer. Sevginin ispatı delilledir, hüccetledir, lafla olmaz. Ta'sil ilah ve ente tuzhiru hübbehu. Mevla'ya Teala'ya isyan edersin. İsyan edersin. Sonra da çıkar döner dersin ki ben Allah'ı çok seviyorum. Ve ente tuzhiru hübbehu. Sonra da Allah'ı sevdiğini iddia edersin. İnnel muhib hâzâ fil fiâli bedîun. Bu senin işin diyor. Çok acayip. Söz başka, icraat başka. Laf başka, amel başka. Yani sözün başka, özün başka. Bu senin işin acayip bir şey. Gece başkasın, gündüz başkasın. Peygamberin yanında başkasın, gıyabında başkasın tabiri caizse. İnnel muhibbe limen yuhibbu mutiyun. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder.
Kural budur. Seviyorum ama isyan ediyorum. Öyle bir sevgi yok. İsyanla sevgi, muhalefetle sevgi, pazarlıkla sevgi, itirazla, tereddütle sevgi olmaz, olmaz. Hem itiraz edeceksin, hem de seviyorum diyeceksin. Hem pazarlık yapacaksın, hem de seviyorum diyeceksin. Böyle bir şey yok. Seven, sevdiğine itaat eder. Seven, sevdiğinde yok olur. Bir zamanlar böyle bir adam vardı da, garibimden eser kalmadı, kendini kaybetti. Leyla'nın aşkında Mecnun, kim Mecnun kim ya? Mecnun adı ne? Yok. Ne bu? İşte Ferhat midir? İşte bilmem kimin Şirin midir? Nedir bunun adı? Mecnun. Gitti. Bu Mecnun artık Mecnun. Anka kuşu gibi bir şey oldu. Varlığıyla yokluğu bilinmeyen, tarif edilemeyen, ondan sonra vücudu, varlığı belli olmayan. Ama ne var ortada? Mecnuniyeti var. Aşkı, Leyla'ya olan aşkı var. O aşkta kendinden hiçbir şey kalmamış. Adamı tanımıyorsun bak. Sadece onun sevgisini biliyorsun. Onun bağlılığını, benim Leyla'mın geçtiği topraklardan geçen o kıtmirin ayak tozunu ben öperim diyor adam. Sen ona benim gözümle bir baksaydın diyor. Rabbim bu sevgileri Rabbimize karşı, peygamberimize karşı icra edebilmeyi nasip eylesin. Nice şairler peygamber sevgisi hususunda nice eserler verdiler. Uçan kuşa selam gönderdiler. Peygambere selamımızı arz eyle diye. Ey badı saba, bir gün yolun uğrarsa semti harameyne, selamımızı arz eyle, tazimimizi arz eyle Resulü sakaleyne diye. Uçan kuşu gören peygamberi akıllarına getiriyordu. Medine dendiği zaman münevver akıllarına geliyordu. Nurlanmış, peygamberle nurlu, peygamberin nurlandırdığı şehir. Ve sallallahu ala sakinha, o diyarın sakini olan Medine dendiği zaman akla peygamber gelir. Peygamberin şehridir. Ve orada akla peygamber gelir gelmez hemen ilk söz sallallahu ala sakinha. O diyarın sakini olan peygambere selam olsun. Hemen. Her şeyde peygamberi buluyorlardı. Peygambere varıyorlardı. Peygamberin sevgisi her şeylerini, özlerini yakıp kavurmuştu, kaplamıştı. Rabbim bu sevgileri sadece kuru kuruya muhabbet davası, sevgi iddiasında bir peygamber sevgisinden bizi çıkartıp gerçekten anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ben ne bilirim ki? Yani ben sen olmasaydın ne bilebilirdim ki? Diyen sahabenin fedakarlığı gibi Allah ve Resulüne sevgi, itaat hususunda en güzel örnekleri verebilmeyi, yeri gelmiş canlarını vermişler, yeri gelmiş mallarını vermişler, yeri gelmiş her şeylerini, mallarını, canlarını, evlatlarını onun yoluna feda etmişler. Yine de bir şey yaptım diyememişler. Bir şey yaptım peygamberi yolunda ona hizmet adına diyememişler. Sizden biriniz beni anasından, babasından, kendin öz canından, nefsinden daha çok sevmedikçe hakiki iman etmiş olmaz, olamaz buyuruyor Efendimiz. Bu sırra ermişler. O yüzden Ebu Katade radıyallahu anh oka kafasına uzatıp gözüne ok giriyordu. O yüzden Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Cafer işte Musab bin Umeyr radıyallahu anh kolları kopuncaya değin kılıçların önüne atlıyor ve kolları yaralanıyor ve veya kopabiliyordu. O yüzden yani peygamberin sevgisinde öyle bir yok olmuşlar ki kendi refleksleri olmuş. Peygambere gelecek refleks, yani gözümü sakınayım değil, peygamberi sakınayım diyor. Elimi, kolumu, kafamı, canımı sakınayım değil, peygamberin canı sakınsın, korunsun, onun derdindeler. Hubeyb radıyallahu anh asılırken, Mekke'de idam edilirken senin yerine şimdi peygamberin olmasını ister miydin diye sordukları zaman
müşrikler, vallahi değil benim yerime burada ben kurtulayım da bu idam sehpasından alınayım da o idam edilsin benim yerime bedel olarak, fidye olarak o asılsın. Bu mümkün değil. Şu anda Medine'deki evinde ayağına kurtulabileceğimi, ayağına diken batıp kurtulmayı dahi istemem diyor. Yani peygamberin ayağına ufacık bir diken batacak, sen burada idamdan kurtulacaksın, bunun fidyesi bu olacak dense buna bile razı gelemem diyor. O zaman diyor ki vallahi Ebu Süfyan, Muhammed'in arkadaşlarının onu sevdiği kadar kimsenin bir başka zatı sevdiğine ben şahit olmadım. Yani bu nasıl bir sevgi? Kendi canlarını veriyorlar. Yeter ki ona bir sivrisinek ısırığı dokunmasın. Ona bir halel gelmesin diyorlar. Ve ya Rabbi burada selamımı ulaştıracak kimse yok dendiği zaman sen ulaştır Habibine selamımı dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun aleykesselam ya Hubeyb diyerek mescitte selamına mukabelede bulunuyor. Neden selam aldınız diye sordukları zaman arkadaşınız Asım, Hubeyb, Zeyd bin Desine'nin başına bunlar geldi ve bana son anlarında selam gönderdiler. Onların selamına karşılık verdim buyuruyor. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bu sevgiden bizlere de ikram eylesin. Beni İsrail'in peygamber katli gibi peygamber sünnetini, hayatını, hadislerini katletme mantığından hepimizi kayırsın. Böyle peygamberi katleden, peygamberin sünnetini katleden, hadislerini, yaşantısını katleden bir yaşantıya sahip olmaktan, fikriyata sahip olmaktan Rabbim cümlemizi kayırsın, korusun, muhafaza eylesin. Hepimize peygamber ahlakının nasibi müessir eylesin inşallah kıymetli izleyenlerimiz. Evet, bize tanınan sürenin tabii bu konu kainatın en önemli işi dedik. Peygamberin kainatı teşrif etmesi, dünyayı şereflendirmesi uzar gider ama bize de tanınan süre tabii ki sınırlı, kayıtlı. Bir sonraki programımızda hepinizle tekrar birlikte olmak üzere gününüz, geceniz mübarek olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.